المخطوطات الإسلامية كنوز خفية تحمل تاريخ هذه الأمة العظيمة، وفي إسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية قديما يسخر مركز المحفوظات العثمانية بنفائس هذه المخطوطات. تابعونا بعد الفاصل. المخطوطات هي ذاكرة الأمة وتراثها، وتعد تركيا اليوم البلد الوحيد الذي يضم أكبر عدد من المخطوطات الإسلامية والعثمانية بعدة لغات، منها العربية والعثمانية والفارسية، حيث يقدر عدد المخطوطات العثمانية والوثائق التاريخية لوحدها بأكثر من 95 مليون مخطوطة. وطبقا للمدير العام لأرشيف الدولة التركية البروفيسور أور أونال، فإنه إذا أراد المرء رص الوثائق جنبا إلى جنب يمكن أن تشكل لوحدها رفوفا تمتد 70 كيلومتر. هذا العدد الكبير من المحفوظات الأثرية استدعى إنشاء مبنى ضخما لحفظها في مكان واحد لحمايتها من الضياع أو السرقة. فتم إنشاء المديرية العامة لمركز المحفوظات العثمانية التابع لرئاسة الوزراء التركية في العاصمة أنقرة وآخر في إسطنبول، تم بناؤه على النسق العثماني والسلجوقي وفقاً لمنطق الكلية، وفيه قاعة كبيرة وواسعة بتصاميم فنية عالية تسحر الناظرين. Şu an içerisinde bulunduğumuz mekan bizim kongre merkezimiz. 2013 yılında binamızın açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız burada yaptılar. 675 kişilik bir salon. Burada çeşitli bilimsel toplantılar, kongreler yapılmaktadır. Hem 675 kişilik salonu ama aynı zamanda 4 ayrı oturumun yapılabileceği odalardan oluşan bilimsel toplantılar için son derece müsait. Resmi kurumlara da kapımızı açtığımız ve birçok faaliyeti yaptığımız bir mekan. كما وتم تجهيز المركز بأقسام للترميم والحفظ في بيئة فائقة الجودة مشددة الحراسة، حيث لا يمكن لأي شخص أن يدخلها باستثناء المسؤولين عنها في الغرفة، وحتى هم لا يمكنهم الدخول إلا ببطاقة تعريفية خاصة وبتسجيل بصماتهم، ما يؤكد أن الكنوز التاريخية هي في أيد أمينة. Belki de arşivin en önemli görevlerinden biri evrakı korumaktır, muhafaza etmektir. Biz muhafaza bakım birimindeki bir depoların birisindeyiz. Osmanlı arşivinde 109 adet depo var bunun gibi. Bunlardan 78 adedi tamamen Osmanlı hafızasıyla doludur, evraklarla doludur. Biz bu evrakı uygun koşullarda bu depolarda muhafaza ediyoruz. Isı ve nem konusunda uluslararası standartları tamamen uyguluyoruz. Bu standartları otomasyon sistemiyle bilgisayar ortamında hem idareciler hem görevliler, sorumlu uzmanlar tek tek kontrol ediyor. En ufak bir sıkıntı çıktığında anında oraya müdahale ediliyor. كما يحتوي المركز على مكتبة ضخمة وفخمة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية تتيح أفضل سبل الوصول إلى الكنوز التاريخية أمام الباحثين والباحثات. لمدة 6 شهور سوينا دورة تدريبية عن طريقة البحث بالأرشيف العثماني، طلبت منا وثائق عن موضوع معين. هلا اليوم نحن هلا فترة عم نحكي عن طريق الحج، عم نسحب كل شيء وثائق تتعلق بطريق الحج عن طريق البحث بصناديق الأرشيف العثماني. أنا سويت دورة لغة عثمانية لحتى أقدر أطلع على الوثائق وأقدر أعرف شو فحواها يعني، حتى بالإضافة لأنه نحن عم نساعد بعض الطلاب والدكاترة الموجودين خارج الدولة التركية، يعني مثلا في صعوبة إنه يقدروا يجوا لهون يسحبوا وثائقهم أبحاثهم يعني. Şu anda araştırma salonunda bulunuyoruz. Özellikle yerli ve yabancı araştırmacılarımızın geldiği mekanlar burası ve gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Birçok ülkeden, özellikle belirttiğim gibi İslam ülkelerinden, Balkanlardan birçok tarihçi, akademisyen buraya gelerek araştırma yapıyor. Araştırma imkanlarımız son derece pratik. Dünya standartlarının çok daha üstünde. Özellikle yerli araştırmacılar kimlikleriyle geldiğinde, yabancı araştırmacılar da pasaportuyla geldiğinde burada aynı anda araştırmaya başlayabiliyor. Araştırma izni almaları 10-15 dakika sürüyor ve kendilerini 10-15 dakika sonra salonda bulabiliyorlar. Çok rahat bir şekilde araştırma yapıyorlar. Belgeleri buralarda dijital ortamda tarayabiliyorlar. Eğer belgenin dijital görüntüsü yoksa talep ediyorlar ve yine aynı gün içerisinde o belgenin dijital görüntülerini alabiliyorlar. Özellikle otomasyon sistemiyle
Ankara'da Cumhuriyet Arşivi'nde bulunan belgeleri de burada dijital ortamda görme imkanlarına sahipler. Yani Ankara'daki birçok belge burada dijital ortamda. Yine buradaki belgeyi, Osmanlı Arşivi'ndeki belgeyi de. Huna, fi hada al-makan allazi ya'buq bi tarikh wa turas al-ummah al-islamiyya wa ruh al-khilafa al-usmaniyya, yajhad al-amiluna fi tarmim al-makhtutat allati ta'arradat ila al-talaf ma'a az-zaman. Şu an içerisinde bulunduğumuz mekan restorasyon birimimiz. Gerçekten arşivde belki de en sanata dayalı uzmanlar tarafından tek tek nakış nakış kimyasal ve biyolojik sebeplerle yıpranmış olan belgeler burada tamir ediliyor. Arşivcilikte en zor iş ve işlemlerden birisidir. Personel sayımızı sürekli artırmaya çalışıyoruz ama adım adım artırıyoruz. Şu anda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde 60 civarında uzmanımız bu çalışmayı sürdürüyor. Yıpranmış belgeler burada yeniden hayat buluyor. Aslına sadık kalacak şekilde nitekim burada da görmektesiniz. Henüz restore edilmemiş ve restore edilmiş belgeleri karşılaştırmayı. Ve takulu khabirat al-termim Aytan Korjala bi enne al-termim huwa amaliyyatun fenniyyatun dakika tehduf li muhalajat al-asar al-musab min al-tashakukat wa al-sukub wa i'adati ila halati tabi'iyya au i'tai'hi al-shakl al-akrab ila al-asl. Üç tane Kur'an-ı Kerim çıkmış. Biz de bunun artık yapım aşaması. Ana urammim al-an makhtuta Kur'aniyya min al-karn al-13. Termim amaliyya yadawiyya sa'ba tahtaj ila al-kasir min al-sabr wal-khibra. Ana astakhdim 'adatan al-mushrat li-islah al-talafiyyat li-annahu akthar dikka wa amanan fi al-muhafaza 'ala asl al-makhtuta li-tabqa kama hiya. Nahnu nusawwir al-makhtut awwalan qabla 'amaliyyat al-tarmim wa min thumma nuhaddid al-talaf وبعدها تجري عملية التعقيم والتنظيف ومن ثم نقوم بتجليد للحفاظ على أثرية المخطوط. وبعد إتمام عملية الترميم يجري تصنيف المخطوطات وفهرستها ونقلها بأسلوب عصري إلى الصورة الإلكترونية لحفظها من السرقة، حيث يتم وضع قاعدة بيانات للمخطوطات بأنواعها مع كشافات تساعد الباحثين للإطلاع على الموروث والمخزون التاريخي والوصول إليها بسهولة ويسر. الهدف من نقلها إلكترونيا هو الحفاظ على الثروة الفكرية لأصل المخطوطات، فبتوفر نسخة رقمية مصورة وملونة عن المخطوطة يمكن إعادة طباعتها لتكون طبق الأصل، وبذلك لا يستدعي الرجوع للمخطوطة الأصلية ما سيحافظ عليها من التلف لتبقى الصور دليلا مهما لطلاب العلم والباحثين. Belgelerimiz tabii ki çok eski tarihli. 500-600 yıllık belgelerimiz var. Bu belgeler araştırmacıların eli değdiğinde kendine göre bir yıpranma süreci yaşıyor. Onun için biz belgeleri dijital ortama aktarıyoruz. Özellikle son yıllarda çok ciddi bir hız yakaladık bu konuda. Örneğin 3-5 sene önce yılda 400 bin görüntü çekilirken bugün Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde sadece 2016 yılında 7 milyon görüntüyü dijital ortama aktardık. Toplu olarak söylersem Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde 30 milyon belge görüntüsü araştırmacıların hizmetine sunulmuş şekildedir. Araştırmacılar dijital ortamda olmayan belgeleri istediğinde biz bu belgeleri de dijital ortama aynı gün içerisinde aktarıyoruz ve araştırmacılarla buluşturuyoruz. Özellikle son yıllarda çok ciddi bir hız yakaladık. Önümüzdeki süreç. ويعد ركن المخطوطات هو أبرز مكان في المركز، حيث يضم تحفا فنية تصويرية ونماذجا كثيرة من كنوز المخطوطات الكتابية والمنقوشة والأوراق القديمة وطوابع البريد والليرات العثمانية، ليقف هذا الموروث التاريخي شاهدا على أصالة تاريخ الأجداد في مستندات حية ظلت شامخة رغم تعاقب السنين. Şu anda Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda bulunuyoruz ve şu anda sergi salonumuzda bulunuyoruz. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda Osmanlı dönemi evrakı muhafaza edilmektedir, araştırmaya açılmaktadır. Bu sadece Türkiye'ye ait, Türklere ait tarih değil, aynı zamanda bütün İslam dünyasına ait, İslam coğrafyasına ait de bir arşivdir. Bu yüzden özellikle dünya ülkelerinden,
başta Arap ülkeleri olmak üzere Kafkasya, Balkanlar sürekli tarihçileri, bilim insanları buralara gelerek bu mekanlarda araştırma yapmaktadırlar. Biz de şu an bu mekanlarda bulunuyoruz. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılan bu mekan bugün faaliyetlerine olanca hızıyla devam etmektedir. Örneğin şu an içerisinde bulunduğumuz alan öğrencilerin, akademisyenlerin ziyaret ettiği, vatandaşlarımızın da ziyaret edebildiği sergi salonlarıdır. Burada Osmanlı dönemine ait haritaları, fotoğrafları, tarihi belgeleri, çeşitli arşiv materyallerini gelip görebilirler, ziyaret edebilirler. Birçok belge. تدرك تركيا أهمية وقيمة التاريخ والتراث، لهذا هي تحرص على الاعتناء بالكتب التاريخية والمخطوطات جمعا وحفظا وترتيبا بهدف تعريف الخلف بمآثر وأمجاد السلف. إيمان دمرهان لقناة الشارقة الفضائية، إسطنبول.